Dünyanın dört bir yanındaki nehirler suda yaşayan canlılarla doludur. İnsanlar nehirlerde antik kalıntılardan hamile balıklara kadar çok ilginç ve akıllara durgunluk veren şeyler buluyor. Bugün size nehirlerde bulunan ve neyse ki filme alınan en şok edici şeylerden bazılarını göstereceğiz. Ancak önce kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun ve bildirim simgesine tıklayın. Böylece gelecek videolarımızı kaçırmazsınız. Afrika'da bir kabilenin üyeleri balık tutmak için değişik bir yöntem geliştirmiş. Sarmaşıkları kestikten sonra zincir gibi örüp ikiye katlıyorlar ve büyük bir halka oluşturacak şekilde bağlıyorlar. Dar bir tuzak olan bu halkanın ortasına birkaç taş koyuyorlar. Sarmaşıkların oluşturduğu kalın halka, balıkları taşlardan yapılan dairenin içine çeken bir yol görevi görüyor. İnsanlar bu sarmaşık tuzağının balıklar üzerinde psikolojik bir etkisi olduğuna inanıyor. Onları korkutuyor ve tuzağın merkezine gitmeye zorluyor. Balıkçılıkla uğraşan insanlar, tuzağın ortasındaki balıkları kolayca toplayabilir ve tüm köyü besleyebilir. Bir grup balıkçı, tuzaklarında devasa bir vatoz bulduklarında hoş bir sürprizle karşılaştı. Yapılan muayenede doktorlar balığın doğum yapmak üzere olduğunu öğrendi. Birkaç dakika sonra balık bir çift yavru doğurdu. Daha sonra yapılan ultrasonda balığın içinde bir bebek daha olduğu görüldü. Araştırmacılardan oluşan bir ekip ilk kez böyle bir vatozla karşılaştıkları için büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu ağaç kabuğunun suyun yüzeyinde yüzen sıradan bir kabuk olduğunu düşünebilirsiniz. Yakınlarda genç çocuğu zambak toplarken görüyoruz. O sırada çürümüş kütükte bazı garip hareketler fark ediyor ve yaklaştığında kabuğun içinden balıkların çıktığını görüyor. Kütüğü göletin kıyısına kadar yuvarlayıp içinden bir sürü balık çıkarıyor. Bu benzersiz bir balıkçılık tekniğidir. İçi kabuk ve lifle doldurulmuş bir kütük, yiyecek ve barınak arayan balıkları çekiyor. Balıklar kütüğün içine girince sıkışıp kalıyor. Bu birçok Asya ülkesinde kullanılan geleneksel bir balıkçılık yöntemidir. Bir grup kaşif Galler'deki bir maden kuyusunun dibinde sızıntı yapan ve paslanan binlerce terk edilmiş araç keşfettiklerinde şok edici bir durumla karşılaştı. Mağaranın duvarları sadece sınırlı miktarda güneş ışığının geçmesine izin veriyordu. Kimse bu pahalı arabaların buraya nasıl ve neden ulaştığını tam olarak bilmiyor. Bu arabaların çalınmış ve madene itilmiş olabileceği düşünülüyordu. Ancak bu teori akla yatkın görülmüyor. Hintliler kaybolan bir nehir karşısında çılgına döndü. Nehir suyunun dağın zirvesinden kayaların arasından aktığı ve aniden gözden kaybolduğu görülüyor. İnsanlar buna türlü efsaneler ve teoriler atfetmeye başladı. Daha sonra nehrin kaybolmasının olağan dışı bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bu olay, Shivelo'nun eteklerinde yer alan uzun ve dar bir kuşak olan Babar kuşağında meydana gelmektedir. Himalayalardan doğan nehir burada kaybolur ve küçük akarsulara dönüşerek kayalar ve çakıl taşları arasında akar. Bu video viral olduktan sonra burası Hindistan'da popüler bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Bir grup keşif Amazon nehrinde büyük bir boğa köpek balığıyla karşılaşınca şok oldu. Boğa köpek balığı hem tuzlu hem de tatlı suda yaşayabilen en ölümcül ve saldırgan balık kabul edilir. Boyu 4 metreye kadar uzar, ağırlığı 350 kilograma kadar çıkar ve Mississippi nehrinden Alton, Illinois'e kadar seyahat ettiği bilinmektedir. Boğa köpek balıklarının insanlara yapılan saldırıların çoğundan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Bu bayan bu dünyadan değilmiş gibi görünen bir yaratık gördüğüne çok şaşırdı. Başlangıçta bunun sadece çürüyen bir tahta parçası olduğunu düşünmüş ancak daha sonra bunun bir matamata kaplumbağası olduğunu öğrenmiştir. Bu kaplumbağa türünün büyük, pürüzlü ve yumrulu bir kabuğu vardır. Kabuğundaki yumru benzeri çıkıntılarla tanınır. Uzun burnu da kaplumbağayı çok dikkat çekici hale getirir. Çoğu dokunulmaktan ya da elle tutulmaktan hoşlanmaz. İsimleriyle ilgili farklı teoriler vardır. İspanyolca'da matamata'nın öldür öldür anlamına geldiği söylenir ama bu bilgi kesin değildir. Bronz çağına ait eşyaların keşfinin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Videoda görülen bir adam son 13 bin yıl içinde bu bronz çağ baltasını elinde tutan ikinci kişi. Bu bölgede ilk arkeolojik nehir araştırmasını gerçekleştiren keşifler İskoçya'nın en büyük orta çağ savaşçılarının kalıntılarını keşfetmek istemiştir. Savaş alanındaki araştırmalar İngiliz derebeylerine karşı kazandıkları en ünlü zaferlere kadar pek çok sırrı ortaya çıkarmıştır. Nehir avcıları ayrıca antik tarihe ait çeşitli önemli eşyalara rastlamıştır.
Bronz çağına ait bir balta keşfedilen Kennet Manastırı, kampüsü yakınlarındaki 4. bölgenin bir pagan ibadet yeri olabileceğine inanılmaktadır. Bir adam su altında gizli bir hazine keşfetmek için manyetik ekipman kullanıyordu. Büyük bir hazine bulduğu için heyecanlıydı ama bu heyecanı uzun sürmedi. Çünkü içinden iki kazan daha çıkan devasa bir vudu kazanı buldu. Kazanın içinde at nalı, balta ve ne olduğu anlaşılamayan bazı eşyalar da dahil olmak üzere pek çok tuhaf nesne vardı. Bazı insanlar bu kazanların bulunmasını hayra alamet olarak görmüyor. Zira bunlar çoğunlukla cadılar ve uğursuz faaliyetlerle ilişkilendiriliyor. Vudu gerçekte Haiti kökenli bir halk dinidir ve Afrikalıların köleliğe zorlanmasıyla baskılanmıştır. Sudaki bu kabarcıklar tuhaf görünüyor. Bir araştırmacı yüzeye çıkan alışılmadık baloncukları gözlemleyince gözlerine inanamadı. Araştırması şok edici gerçekleri ortaya çıkardı. Bu su kabarcıkları dünyadaki en büyük doğal atmosferik metan kaynaklarıdır. Gaz, çürüyen sebzeler ve nehirlerin dibindeki ölü hayvanların çürümesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Hindistan'da fakir bir çiftçinin oğlu gizemli bir yaratık tarafından nehre sürüklendi. Köylülerin cesedi kurtarma çabaları başarısız oldu. Hindistan'ın farklı bölgelerinde buna benzer birçok olay meydana gelmiştir. Daha sonra bir araştırma ekibi bu ölümcül saldırıların arkasında dev şeytan balığı olarak da adlandırılan insan yiyen bir yayın balığı olduğunu keşfetti. Devasa boyutlara ve korkunç bir görünüme sahip olan balık pek çok insanı korkutmuştur. Çok saldırgan ve aynı zamanda etoburdur. Büyük, yassı bir kafası ve 3 çift dikeni olan pulsuz bir gövdesi vardır. Genellikle küçük balıklarla beslenir ve insan cesetlerini de yiyebilir. Bu videoda tekne için nehirde yol açan bir timsah sürüsünü görebilirsiniz. Bunu gören kişi kendisini hedef sanarak çok korktu. Dehşete kapılan adam, yüzlerce timsahın sanki bir böcek istilası gibi sudan dışarı atladığına tanık oldu. En şaşırtıcı olanı ise hepsinin aynı yöne doğru koşuyor olmasıydı. Aslında hayvanlar nehrin üzerinde uçan helikopterden kaçmaya çalışıyordu. Elektrikli yılan balığının yaşamının neredeyse tüm aşamalarında en yalnız canlı olduğuna inanılmaktadır. Tek başına 600 volt elektrik üretebilir. Deniz biyoloğu bir grup halinde avlanan yılan balıklarını görünce şok oldu. Yılan balıkları avlarının etrafını sarıp güçlerini birleştirerek hepsini öldürdü. Yaklaşık 6800 voltluk bu elektrik şokunun ne kadar ölümcül olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şempanzeler insanlar ile hayvanlar aleminin geri kalanı arasında keskin bir çizgi olmadığı anlamına yardımcı olmuştur. Bu zavallı canlılar zaman zaman zorlu durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Issız bir adada bir grup şempanze bulundu. Yapılan incelemeler bu şempanzelerin insanlar tarafından yapılan uğursuz deneyler sonucu enfekte olduklarını ve adada ölüme terk edildiklerini ortaya çıkardı. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından kurtarıldılar ve evlat edinildiler. Enfeksiyondan dolayı aynı adada tutuldular. Suçlular hakkında yasal işlemler başlatıldı ve araştırmalarını sonlandırmak zorunda kaldılar. Nehirde büyük bir Asya sazanı sürüsü görmek oldukça büyüleyici ancak bu çirkin balıkçılık yöntemi karşısında halk şok oldu. Barkley Barajı'nda elektro balıkçılık yapılırken çekilen 4 Asya sazanı sürüsünün bir aşağı bir yukarı zıpladığı görüntüler izleyenleri rahatsız etti. Tepkiler üzerine kamuoyuna Asya sazanlarının göl ve nehirlerde bulunan yerli balık popülasyonlarına ciddi zarar verdiği, diğer balıkların alanlarını istila ettiği, bu yüzden mücadele etmek zorunda kalındığı açıklandı. Koyun kafalı balıklar en sevimli balıklar arasındadır. Ancak ağızlarını açtıklarında aşırı ürkütücü hale gelirler. Bir grup balıkçı yaklaşık 4 kilo ağırlığında büyük ve dişek bir koyun kafalı balık yakaladı. Bu tür siyah gri çizgili gövdesi nedeniyle mahkum balığı olarak da bilinir. Büyük siyah boncuk gözleri vardır ve insan gülümsemesine benzeyen esrarengiz bir sırıtış sergiler. Ön dişleri insan dişi gibi mine ile kaplıdır. İnsanlar için herhangi bir tehdit oluşturmazlar ve çoğunlukla rıhtım köprüleri, petrol kuleleri ve resifler gibi yapıların etrafında bulunurlar.